Su kanalı yukarıdan beri geliyordu. Buradan beri değirmene girişi vardı. Tabii değirmen yıkılmış yıllar aradan seneler geçince ama kalıntılar mevcut burada. Evet. Ne buldunuz kalıntı olarak? Ya, kalıntılar var. Ayakları var. Değirmenin ayakları kalmış. İki ait demirler. Su kanalları kalmış. Değirmenin ayakları kalmış. Başka da pek bir şey yok. Evet. Orada cam bilen var cam. Bak bir de şuraya bakabilirsiniz. Duvar. Burada duvar kalıntıları belli değirmenin keşi. Duvarın temel kalıntı. Evet. Evet. Temel kalıntıları kalmış burada. Orada bir yine ocak gibi bir şey herhalde karşıda. Orası da benim tahminim göre değirmenden sonra su tüneli olsun. Üç kişi boşa atış. Evet. Suyu su tüneli. O tazikle olması. Giden değil mi? Evet. Yukarıdan da girişi vardı. Evet, oradan akıyor su. Şimdi ne istiyorsunuz? Siz buraya geldiniz, bunu buldunuz. Ne istiyorsunuz? Ahmet Muhtar, senden alayım bir iki. Şimdi özellikle Uzun Mehmet'imize sahip çıkma adına burada bu değirmeni tekrar yaratabilmek, orijinal ölçülerine, değerlerine bağlı olma kaydıyla burada yeni bir değirmen yapılması kültürümüz açısından, Uzun Mehmet'imiz açısından çok iyi olacak. İnşallah ileriki günlerde onun çalışmalarını yapacağız. Balı Mahalle Muhtarımızla beraber, işte sivil toplum örgütleri ile beraber bu çalışmayı başlattık Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani siz şunu istiyorsunuz. Uzun Mehmet'in kömürü bulduğu kötü ağzı değirmenin. Evet. Tekrar yeniden canlandırmak. Bunu tarihe bırakmak. Evet. Aynen öyle. Şu aşağısı Neyrenlere. Evet. Aşağıda Neyrenlerimiz yani, var zaten. Görüldüğü gibi. Evet. Balı Muhtar'ını da konuşturalım. Evet. Hüseyin Muhtar. Bu değirmenin kalıntıları belli. Burada değirmen oldu belli. Biz zaten biliyorduk bunu eskiden beri. Ben çocukluğumda gelirdik buraya. Şimdi şuradan beri yol vardı. Kestancı köyünden beri bizim köyün içinden geçerdi yol. Kestancı köyünden beri kısa yol oluyordu. Onun için orayı tercih ediyorlardı. Yani bu zamanla yıkıldı tabii. Artık neye yıkıldı orasını ben bilmiyorum da. Yalnız Uzun Mehmet'in bu derede kömürü bulduğunu söyleniyor. Evet. Bu taş parçacıklarını bulmuş. Askerken izine geldiği zaman. İşte bizim bildiğimiz bu. Evet. Şimdi İbrahim Muhtar. Efendim? Hani bazen diyorlar ya bu Uzun Mehmet kömürü niye öbürkü değirmene götürmedi de buraya götürdü. Orada teyze ne dedi? Bu değirmenin daha kaliteli. Daha kaliteli unu çıkartıyordu burası. Su fazla olduğu için. Bir de burada sıra olmuyormuş değil mi? Sıra olmuyor. Herkes onun için buraya geliyormuş. Ancak... Suyu kuvvetli olduğu için, evet. Suyu kuvvetli olduğu için çok seri şekilde üretim yapıyor. Yani unu çok çabuk çıkartıyor. Evet. Sıra oluşmuyor yani. Evet. Derede su fazla olduğundan çabuk üyütüyor. Sıra falan olmuyor burada. Öteki derede benzemiyor. Yani. Su kalıcı burada. Su falan kesilmiyor. Yani yaz boyu devam ediyor su burada. Özelliği bu değirmenin. Evet. Uzun Mehmet'i yok sayan zihniyet. Böyle sulandırıyor. Yani biz biliyoruz bunu. Bunu kanıtlamamıza gerek yok aslında. Yani bunu birkaç kişi böyle dedi diye böyle olacak diye bir şey yok. Evet. O zaman Eyüp'cim yok diyenler gelsin buraya baksın. Bak. Şu surta yukarıdan çıkıyor bak şu. Evet. Uzun Mehmet'i inkar edenler gelsinler. Biz burada ispat edeceğiz. Gerçi bak. İspat etmek aynen. Zorunda değiliz ama ispat ederiz onlara. Şutun ta yukarı kadar çıkıyor buradan bak. Burada 80 yaşında olan büyüğümüz var. Kendinden 80 yaşında daha büyük birisiyle bu bilgileri paylaşmış. Evet. Bu bilgiler nereden geliyor? Nereden? Ben şu anda 76 yaşındayım. Olması mümkün değil. Evet. Şimdi senin de eski muhtarsın ya. Evet. Daha önce konuşurken dedin ki Uzun Mehmet'i yok diyenler Uzun Mehmet'i öldürenlerdir dedin. Senin lafın bu. Doğru mu? Ben kimseye korkmuyor. Tamam. Yok. Senin lafın bu. Tamam. Sen söyledin. Evet. Ne dedin? Uzun Mehmet yoktur diyenler Uzun Mehmet'i öldürenlerdir dedin. Evet. Doğru mu? Aynen. Yanlış hatırlamıyorum. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bacı İsmailoğlu öldürdüler karışım. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Ha? Başka söyleyeceğim bir şey. Yok. Hayır. Burada ne söylenince onları ben kabul ediyorum. Evet. Burası şeyin... Burası fazla suyu atılan yer. Değirmenin fazla suyunu buradan atılırdı. Evet. Biz evet. Bunu gördük, şahit olurduk. Evet. Vay arası ya. Yani değirmenin alttan suyunu buradan atıyor. Evet. Fazla suyun fazla atık yeri. Atık su diye ama. Evet. Bundan sonra size de kahve ikram etmesin. O zaman burayı temiz ettirelim ya. Zaten burada geldim, bir şeyler oldu. Herhalde size kahve ikram etmesin. Abi böyle Orak bir şey isteyelim mi?
Davul satın aldım ben abiler buraya. Zamanında. Buraya onu mu atacak? Ben lazım. Burası lazım.